Merhaba arkadaşlar, Demen Önergil'e hoş geldiniz. Ben Mert. Ben de Doğan. Bugün sizlerle MMC'nin Hindistan cevizi aromasını inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, introda gördüğünüz gibi biz üyemizin dolumunu yaptık. Nargilemize 5-6 dakika demlenme süresi verdik. Doğan açalım nargilemizi. Ufaktan açayım. Arkadaşlar ben de size kısa olarak hemen nargilemizden bahsedeyim. Nargilemiz gene Odoman Enik Travel arkadaşlar. Sadece ekstra olarak lülemiz ve közlümüz farklı. Lülemiz Aslan Lüleri diye geçiyor arkadaşlar. Közlümüz Claude'un Lotus serisi arkadaşlar. Ama orijinal değildir közlümüz. Replika. Önceki videomuzda zaten Odoman'ı inceledik. Aynı 2 saat oldu zaten onu inceleyeli. Arda arda atacağız bu videoları arkadaşlar. Onu içtik, hemen dedik elimizde koz var, hemen dedik Hindistan cevizini bir inceleyelim arkadaşlar, söylüyoruz. Bir inceleyelim dedik. Devam edelim dedik. Bir tadı nasıl Doğan? Şimdi tadı güzel. Hindistan cevizi geliyor gerçekten. Böyle çok fresh bir tat yok. Hani direkt sıcak bir şekilde geliyor. Duman performansı hani gözüküyor. Gözüktüğü gibi bayağı güzel. Ama bence elma karanfil kadar şey değil yani. Baskın değil. Hani tam onun gibi böyle boğaz doldurarak gelmiyor. Yani doygunluğu o kadar yok. Ama tütünü, kıyımı falan hani öbürün yani şey elma karanfili bundan biraz daha iyiydi. Ya bence daha iyiydi. Niye dersen, çünkü biraz bunda çöp var. Birazcık var. Çöp bir de var. Yaprakları biraz daha büyük kanka. Aynen. Bunda kıyma direkt o zaman bahsedeyim mi? Kıyımı ince bir kıyım, yani çok kalın bir kıyım yapmamışlar. İçinde çöp var ama böyle aşırı abartılacak derecede yok. Damarlar da var arkadaşlar. Damar biraz fazla, yani çöpe göre aşırı fazla. Biz neyi? Neydi o tütünün adı? Tütünün mü? City mi diyorsun? City. Ha. City gibi böyle çok fazla büyük kıymamış. City bundan biraz daha büyük. Aynen. Bu biraz daha ince kıyım. Aynen. Bu kıyımı bence hani ve ısıyı sevip hani biraz fazla seviyor da orta ısılarda. Birazcık fazla ısındım, ben şunu altına atayım. Aç onu. Bunu direkt toprak lüleyle içerseniz bence daha iyi bir performans alırsınız. Ve oturtursanız hani güzel bir içim sağlayabilir. Tadı güzel. Tadı biraz güzel. Hindistan cevizi gibi. Boğazı gıdıklamadan çok rahat bir içim sağlıyor. Ama sıcak, yani ısıyı seven bir tütü. Aynen, sıcak sıcak geliyor böyle. Yani ferah bir içim yok. Duman da güzel. Yaz aylarında zaten freshler daha güzel oluyor yani. Yaz aylarında freshler. Bir de altına buz falan eklersek gerçekten. Ekstra olarak yine katilin gözünü kullanıyoruz arkadaşlar. MEA'yı bulamadık. Tütüncümüz getirmemiş. Aynen, MEA bulamadık. Yani önceki videoda izlemişsinizdir. KFO'yu ben önermiyorum tekrardan. KTEP daha iyi. KTEP imkanınız varsa MEA alın. MEA, Tekdemir falan, Vanation bulabiliyorsanız onlardan almanızı daha çok tavsiye ederiz. Şu an tadı falan nasıl? Doygunluğu falan, dumanı? Dumanı gayet iyi. Tadı da Hindistan cevizi geliyor. Sıcak sıcak geliyor arkadaşlar. Böyle bir ılık tadı yok. Birazcık evet, sıcak geliyor. Sıcak. Yani normalin üstünde. Yani kıyımı da güzel. Ben hoşuma gitti. Bir de sen dene Doğan. Evet, deneyelim. Biz bu tütünü zaten bu karantina gireli dışarı çıkamadığımızdan dolayı genellikle alıp içiyoruz sürekli. Dumanı gayet iyi. Bence hoşuma gitti dumanı. Zaten arkadaşlar sürekli ben öneriyorum. MMC'nin alınabilecek yeni tütünlerinden birisi. Elma karanfil içilir, bu da içilir. Bu da içilir, o da içilir. Elimizde bir de çilek var şu an. Onu alalı bir 3-4 ay oldu. Ya önceki videolarda söyledik arkadaşlar. Hiç içilmiyor çilek, önermiyorum. Çilek almayın. Boşu boşunuza paranıza yazın. 3-4 ay oldu, sadece bir kere yaktık. Onda da 10 dakika içtik. Beğenmedik. İkimiz de beğenmedik gerçekten. Hani burayı gıdıklıyor falan, kötüydü. Onu direkt attık. Şu an nerede bilmiyorum ama. Onu zaten 20-25 dakika içtik arkadaşlar. Hemen dedik böyle olacak değil. Tadı hiç güzel değil. Önermem. Direkt zaten lüleyi değiştirdik. Hemen yeni lüleyi hazırladık. Başka bir aroma koyduk. Önermiyorum. Nasıl dumanı Doğan? İyi şu an. Gerçekten güzel. Üstü açık olduğuna göre. Yani közlümüz de arkadaşlar yeni bu arada. Közlümüz de bayağı iyi ısıtıyordu. Hani yani replika olmasına rağmen. İlk defa diyorum şu an replika. Közlük bayağı performanslı şu an. Alt taraflarda sönmüyor. Gerçekten alt taraflara yükseklik koymuşlar böyle çentik gibi. Alt tarafı sönmesin diye, hava sirkülasyonu olsun diye gerçekten. Bir de Doğan bir şey fark ettin mi? Közlüğün üstünü kaptığımız zaman içi yani hep közler kıpkırmızı oluyor. Yani diğer közlük gibi değil yani. Altı sönmüyor. Söndürmüyor evet. Yani gerçekten... arkadaşlar altı böyle resmini gene koyarım ben. Altı böyle nasıl diyeyim size, hep aralarında böyle yarım santim yarım santim boşluklar var. Onların üstüne oturuyor arkadaşlar. Aynen böyle güzel. Ama her lüleye oturmuyor, onu söyleyelim. O zaman oturmuyor mesela. Oturuyor da tam oturmuyor. Aynen. Yani. Eğer Samsaris gibi böyle lüleler bulabilirseniz, Samsaris'in cam olanı ya da içinde seramik olanları da var. Onlara gerçekten çok güzel oturur.
Eğer orijinalde yani replikası böyleyse orijinali gerçekten çok iyidir bence. Çünkü Rockstar'a da oturmuyor arkadaşlar. Yani Toprak Lule otursun istiyorsanız Toprak Lule'nin large'ını almanız lazım. Yani geniş ağızlı bir şey olması lazım. Bizimkinin değil de onun da resmini koyarım hemen yakın falan. Oturmuyor ona. Bunun gibi aslanlı gibi birazcık ağzı geniş olacak. Biz bir 20 saat 45 dakika içelim Duhan. İçelim. Arkadaşlar sonra tekrar bilgileri veririm. Beklemede kalın arkadaşlar. Hemen geliyoruz. A few moments later. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biz şu an tuttuğumuz gibi 45 dakikadır içiyoruz. Şu anki duman performansını göster. Şöyle göstereyim hemen arkadaşlara. Şu an herhangi bir yanma eğilimi göstermedi. Biraz az önce bir gözlük fazla ısıttı. Şu an gözlüğün üstünü açtık. Gözleri de çıktık arkadaşlar. Hemen gözümüzün resmini de yan tarafa koyarım. Gerçekten, fazla küçülme de yok. Aynen küçülme de yok. Bir de yani gözlük gerçekten başarılıymış. Ben hoşuma gitti gerçekten ya. Peki olmasına göre gayet iyi bence arkadaşlar. Aynen. Bu gözlüğü biz bayağı kullanırız. Ama hani üst, alt tarafın şu an replika olduğundan dolayı galiba biraz rengi attı. Renk farkı var şu an gözüküyor mu diye bilmiyorum ama. Gözüküyordur ya resimlere belli olur. Şöyle üstünü kapatma hemen. Bu şekilde tutmak için bir aparat var. Şöyle bir aparat var arkadaşlar. Gerçekten başarılı bir gözlük olmuş. Duman performansı hala gayet güzel. Dumanı gördüğünüz gibi arkadaşlar tadı halen distancımıza geliyor. Yanma falan yok. Gayet iyi gidiyor yani. Evet güzel. Arkadaşlar yorumlarda işte bahsetmişler bize. Instagram'dan çok soru gelmiş. Aynen. İşte renk altındaki ne diye sormuşsunuz. Arkadaşlar altına biz renklendirici kullanıyoruz. Gıda renklendiricisi diye geçiyor. Nargileciler de mevcut. Yani fiyatı turu toplam 5 lira falandır. 5 hadi maksimum. Yani 10 liraysa verilmez de 5 liraya alınır arkadaşlar. Yani bir zarar falan yok. Sadece suyun rengini değiştiriyor arkadaşlar. Biz videoda duman güzel gözüksün. Yani dumanın ne kadar olduğu gözüksün diye koyuyorduk. Bugün koymadık. Hani Değişiklik olsun. Bir de sana vereyim sen bir tadına bak. Hadi hemen bakayım. Gözümüz falan yani gayet iyi ısıtıyor. Aslan ünlemizin tadı verme o şeyi de diğerlerine göre daha iyi. Yani daha performanslı. Tadı daha güzel veriyor. Rockstar'da da içtik çünkü. O dumanda da içtik. Bunda tadı biraz daha iyi arkadaşlar. Duman iyi bence Duman. Dumanı gerçekten güzel ya. Tadı da yok olmamış. Gerçekten tadı var hala. Tadı var hala. Yani City gibi değil ya. Ben gene söylüyorum. MC'nin şu ürünleri bence City'nin ürünlerinden daha güzel. Ama City'nin de Lady Killer'ı gene daha iyi. Tadı falan daha güzel. Ben evet. Öneriyorum. Ne düşünüyorsun Duman? Duman performansı güzel. Hala devam ettiği. Tadı da güzel. Tadı kaybolmadı. Hani hafif bir kaybolma var ama böyle tadı hala var. Hissettiriyor yani. Bence dumanın da gayet iyi yani. Duman bayağı iyi. Açılışta da güzel bir dumanı var. İlk başlarda birazcık yani fazla bekletmezseniz yani duman fazla dolmuyor arkadaşlar da. Yani, biraz... yani 6-7 dakika sonra tam açılıyor bu tütün. İlk başlarda da duman iyi. Hala şu an dumanı yani aynı performans denecek şekilde yani. Gerçekten. Güzel dumanı var. İçilebilecek tütünler İçine arasında dolduruyor. Var. İçini dolduruyor. Şu an biz mesela boruyu göremiyoruz. Yani tam açılmış şekilde. Yani ilk açıldığını da çektiğimizde de tam yani içi böyle şey değildi. Gözükmüyordu borusu. Ben öneriyorum tütünü. Ben de öneriyorum arkadaşlar. İçilebilecek tütünler arasından en iyi tütünlerden yani giriş performans ürünlerden iyi tütünler arasında. Giriş seviyesinde ve MMC'de ki her zaman söylüyorum MMC'yi çoğu aramasını önermiyorum. Ama bunu güzel, bunu beğendik. Gayet iyi. Biz zaten sürekli alıp alıp içiyoruz bu koronadan dolayı. Yani zaten toplantılar falan kapalı tekrar söyleyelim arkadaşlar. Çoğunlukla zaten Hindistan cevizi var tütüncümüzde. Şu an en yakın tütüncüden alıyoruz. O da tanıdık. Bu var, elma karanfil var. Başka ne vardı? Nane limon var. Nane limon falan. Genellikle memece var zaten. Çoğu nargilecide de memece olur. PLS falan. Daha önceki videolarda söylemiştik. Premium tütünleri genellikle hani nargilecilerin çoğunda yok. Zaten bandrollü satışlarda çoğunun yok. Hani şu an bir Starbuzz'ım var. Ya küçük Adalya'ya tabak kocalarda yani zaten kanka MMC ve PLC, Mazda'ya tarzı satıyorlar. Mazda'ya fazla bulunmaz da şu an. Aynen. Yani onu kaçak getirenler de çok oluyor. Kentucky incelemesi de gelecek arkadaşlar. Evet, Kentucky an... soranlar olmuş. Evet gerçekten. Kentucky'nin hangi şeyin aromasını aldık Doğan? Hangi aromasını aldık? Fıstık. Antep fıstıklı olanı aldık. Aldık. Aynen. O da gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Limon nane var şu an elimizde. İki tane daha var onların isimlerini şu an hatırlayamadım. Onlar da gelince onların da incelemesi gelecek arkadaşlar. Önceki videoda zaten o dumanı inceledik. 3 evet. Videoda bir inceleme gelecek arkadaşlar. Bundan sonra bir kefo inceleriz. Kefo inceleriz evet. Sonra 3 video sonra tekrar bir EDS inceleriz arkadaşlar. Yani evet. Kuru kafa falan cam nargile olsun. Konya takım falan onların evet. Da hepsi incelemesi gelecek. Tütün nasıl çiziliyor, nasıl rahat böyle. O dumanlarla falan veya mister EDS ile karşılaştırma yaparız yine.
Arkadaşlar kusura bakmayın, ben şu an şapka takıyorum. Biraz saçları kazıdık. Şu an kelim biraz. Şu an benim de babam sağ olsun yan tarafları aldırdık arkadaşlar. Berber falan gitmedim çünkü berberler kapalı. Berberler kapalı olduğu için kendimiz kestik. Ben de uğraşmak istemedim, direkt sıfır. 3 numara. 3 işte. Ama iyi olmuş lan. Güzel, yakıştı ya. Çıkartmayacağım yok. Bence dumanı gayet iyi. Boğazı evet. Da gıdıklamıyor arkadaşlar. İlk açılışta da gıdıklamıyor, şimdi de gıdıklamıyor. Güzel. Közlerle de iyi uyum sağlıyor yani tütün. Yani bu közler gayet iyi güzel. Yani. Ama kefoyu koysak belki bu kadar gitmezdi Doğan. Şimdi çok yüksek kalorili köz koyarsanız muhtemelen yakacaktır. Yani bunlar orta segment için gerçekten katet çok güzel. Bunun milimi kaç milimetreydi? 26 mi 25 mi Doğan? Bir bakayım hemen yan taraftan. 26 milimiş arkadaşlar. 26, soranlar 26. Oldu. Evet. Özellikle Fatih abi sordu, ona da selam olsun. Buradan selam ver. Fatih abi katep 26 milimetreymiş. Kefo da büyük ihtimal 26 idi. Evet. Yani senin sorduğun Kefo şeylerde 25 Kefo oluyor. Kefo Gold 26 milim. Kefo Gold da 26. Önceki aldığımız Kefo da ama şey deneme için aldığımız altılı gözlük var ya 9'lu. He evet, o da 26. Bu Coco da 26. MA da 26. MA da çoğu 26 ya, zaten. Bu an şunu demek istiyorum ben hemen kısa olarak. Kefoyla bunun Kefo'da 26 milimetre diyorlar da arkadaşlar. Yani toplumuzda ince bir fark var. Yani fark var. Kefo biraz daha küçük duruyor. Katip biraz daha büyük. O bizim aldığımız farklı bir modeldi ama şimdi Gold değildi. Gold'la karşılaştırmadık. Ama bizim aldığımızda çok ince bir fark var gibiydi yani. Yan yana koyduk biz. Güzel değil mi? Bulut şeyinde bir duman var arkadaşlar. Yani bulut şeklinde iyi bir performanslı bir duman veriyor. Bir de Doğan sen de göster. Tadı hala Hindistan cevizi geliyor arkadaşlar. En son olarak bir iç, bir sen de yorumla. Ondan sonra bir tütünün kıyımına falan bahsedelim tekrardan. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Gördüğünüz gibi duman hala gerçekten güzel. Gayet iyi ya. Bir de esiyor, camımız da açık arkadaşlar. Aslında açık havada da iyi performans verir yani bu. Aynen. Açık havada ama bu közlükte İçilir mi? Hiç içmedik, denemedik. Bence havayı alırsa soğutabilir. Biraz da köz havayı yediği zaman daha hızlı bitebiliyor arkadaşlar. Bizim burası cam balkon var. Balkonumuzun orada burası. Bence bir panlamaya geçelim. Fazla biliyoruz. Ben şöyle başlayayım sen içerken. Yani kıyımı falan, çöp falan fazla yok. Kıyımı da gayet iyi. Kıyımı ince değinecek kadar değil de yani orta. Ortalama, yine onun resmini koyarız. Yani közümüz de gene katibin. Buna 10 numaralar. Ona bir şey demiyorum. Aynen, biz hep kullanırız. İçimi dumanı falan güzel. Ben buna bir 6 puan veririm. Yani 6 puanı hak edecek bir ürün. O zaman sen hiç o araları... Ben senden geçsin söz. Arkadaşlar kıyımına... Ben de beğendim kıyımını. Çöpüne falan. Ben kıyıma bir 4 puan veririm kıyımına. Duman performansı, tat performansında ben bir 5 puan vereyim. Benden de ortalama 4.5 puan aldı şu an. 4.5. Ben de City'ye biraz verdim Doğan ama yani, City'ye göre şeyim. Hadi 5 olsun. Yani güzel, içilebilecek bir tütün. Hani eğer tütün bulamıyorsanız gerçekten alıp içilebilir. Ki çoğu insan yani şimdi damak tadına da değişebilir ama bence güzel bir tütün. Hani yani ne içi ne tatlı, orta denilecek. Yani herkesin içebileceği tütün yani. Güzel bir içimi de var. Tavsiye ediyorum. Toplamda da hadi 5 puan veriyorum. Dumanı da tekrar şöyle göstereyim. Son bir dumanı göster, videoyu da burada bitirelim. Duman da bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bulut gibi. O zaman videomuzu bitirelim Doğan. Bitirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup Instagram'dan takip edip videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi dumanlar dileriz.